Herkese iyi günler arkadaşlar. Son yıllarda sosyal medya üzerinden dini politika, İslami eleştiriler, programlar çoğaldı. İktidarın dini söylemlerine karşı iktidarı sahte, bozuk, ehli sünnet dışı söylemler üzerinden İslam'a yoğun saldırılar devam ediyor. Son olarak bir sosyal medya fenomeninin Hz. Muhammed hakkında Hz. Ayşe ile 6 yaşında nikah kıydığı iddiası bardağı taşırdı. Toplumda infiale sebep olan bu iftira söylemi karşısında İçişleri Bakanlığı kendisi hakkında yakalama kararı çıkardı. Demokrat geçinen, İslami söylemleri eleştiren bu zevatlar, anayasamızın inanç özgürlüğü konusunda ne dediğinden belki de haberleri yok. Onların amacı politika yaparak din düşmanlığı oluşturmak. Din ve Vicdan Hürriyeti başlıklı 1982 Anayasası'nın 24. maddesi ise aşağıdaki şekildedir. Herkes vicdan, dini inanç ve kanaat hürriyetine sahiptir. İbadet, dini ayin ve törenler serbesttir. Kimse ibadete, dini ayin ve törenlere katılmaya, dini inanç ve kanaatlerini açıklamaya zorlanamaz. Dini inanç ve kanaatlerinden dolayı da kınanamaz ve suçlanamazlar. Bu sosyal medya kurnazları Müslümanları tahrik ederek kendilerine saldırılmasını sağlıyor. Bu şekilde mağduriyet edebiyatı ile mazlum pozlarına giriyorlar. Söz konusu provokatör toplumu geren paylaşımlarını Türkiye'den değil vatandaşı olduğu Arnavutluk'tan yapması esas amacını zaten ortaya koyuyor. Bu zibidinin takipçi artı rant uğruna yaptığı bu saldırıları görmezden gelen pek çok politikacı, haberciler İçişleri Bakanı yakalama kararını çağ dışı ilan edip ülkede konuşma, fikir, beyan etme özgürlüğü yok modunda paylaşımlar yapıyor. Biz onlara diyoruz ki ülkede fikir özgürlüğü olmasa bu olaylar olmazdı. Söz konusu bu olan daha çok inanç özgürlüğüne saldırı mahiyetindedir. Sizin anayasadan da haberiniz yoktur diye uyarıyoruz. Bu konuda Profesör Doktor Mehmet Okuyan hocamızın videosu yeterli açıklamayı yapmaktadır. Ayrıca aşağıda İslam Ansiklopedisinden Buluğ Çağı açıklamasını sizlere paylaşıyoruz. Bunları bilmeden İslam'a pedofili iftiraları atanlara gereken cevabı vermenizi dileriz. Bunlar örnek aldıkları Avrupa'da çok küçük yaşlarda kızlar ilişkiye girmekte, Batı toplumlarında bekaret kavramı anlamını kaybetmiştir. Halbuki bekaret zarı sadece insanlarda var. Başka hiçbir canlıda yoktur. Bu biyolojik bir olaydır. Kızlık zarı ahlaki bir olaydır. Bu da ayrı bir İslam mucizesidir. İslam'a göre evlilik çağı ergenlik yaşı değildir. Çocukların anne baba olabilme olgunluğuna erişme şartı buluğ çağını Allah emretmektedir. Bu konuda Nisa 6 ayeti şöyle buyurmaktadır. Himayenizdeki çocukların mirasını evlilik çağına gelinceye kadar yetimleri deneyin. Bakın burada Allah-u Teala Kur'an'da açık seçik evlilik çağını tarif ediyor. Yani yetim kalan çocukların, sizin himayenizde olan yetim kalan çocukların mirasını kendilerine vermeniz için o mirası kullanabilecek olgunluğa erişme çağına gelinceye kadar yetimleri deneyin. Eğer onların yeterli fikri olgunluk düzeyine eriştiklerini tespit ederseniz hemen miras mallarını kendilerine verin. Büyüyecekler de mallarını alacaklar diye o malları israf ile ve tezelden yiyip tüketmeyin. Zengin olan veli yetim malına tenezzül etmesin. Yoksul olan da kararınca yesin. Mallarını kendilerine verdiğiniz zaman yanlarında şahit bulundurun. Hesap sorucu olarak da Allah yeter. Bakın ya, bu ayet burada durduğu müddetçe hangi melun 6 yaşında yok 10 yaşında kızları İslam emre evlendiriyor, izin veriyor diyor ya. Yani bu kadar hayasızlık olmaz. Yani Diyanet bu konuda neden doğru dürüst bir yayın yapmaz? Yani bu kadar aleni olan bir bilgiyi biz niye duyuralım topluma ya?
Bak Kur'an'da tek evlilik çağı kelimesi Nisa 6. ayetinde geçiyor. O da mirasla ilgili. Kur'an'da zaten Kur'an'ın ayetlerini Kur'an'la tefsir etmek gerekir. Hadislerde ölçümüz ravisi kadar Kur'an'a aykırılığına bakılır. Ya bu konu hassas bir konu olduğu için ve Araplar da bu konuda biraz gevşek olduğu için Yahudilerde bu denilen şey Yahudilerde var. İncil'de kısmen var ama Tevrat'ta hani tahrif edilmiş Tevrat'ta resmen 12 yaşı yeterlidir diyor evlenmesi için çocuğun. Tevrat'ta var bu. Bazı İncil'lerde de var. Yahudiliğin suçunu Müslümanlara yıkmaya çalışıyor bunlar. Allah ıslah etsin. Ama dinini bilmeyen adam da her türlü pislik üzerine kalır. Allah yardımcımız olsun inşallah. Şeriat devletlerinde 1400 senedir uygulanmakta olan hem İbn-i Mace'de hem Buhari'de geçen sahih bir hadisi okuyacağım sana. Bugün de uyguluyorlar. Türkiye'de falan da uygulamaya çalışanlar var. Tarikatçılarda çok görüyoruz. Buyurun oku reis. 6 yaşında kızını gidip de tarikat içindeki 50 yaşında dayılara veren insanlar görüyoruz. Ve bunları da aşağılıyoruz. Ya böyle ilim olur mu? Böyle insanlık olur mu? Ahlak olur mu diye. Bunu da peygamberin de 6 yaşında bir kızla evlenmiş olmasına bağlıyorlar. Çünkü sünnet sayan bile var. Şeriat devletinde mesela 6 yaşında bir kızla evlenmek istesem evlenebiliyorum eğer Müslüman olsam. Sen bunu mantıklı buluyor musun? Kur'an'a göre evlilik yaşı kaç? Kur'an-ı Kerim evlilik diye bir çağdan söz eder. Tabii yaş olarak söylemez. Yani çünkü yani vücuttan vücuda değişir bu yaş gelişmişlik. Ama Kur'an'a göre evlilik çağı buluğ çağı değildir. Buluğ çağı ile alakalı işte hulum kelimesi kullanılır. İşte buluğ kelimesi kullanılır. Ergenlik çağı anlamında bu kelimelerden hariç Allahu Teala Nisa suresinin 6. ayetinde buyuruyor ki Vebtelül yetama hatta izâ belagun nikâhe. Siz yetimleri nikah çağına ulaşıncaya kadar deneyin. Fe inânestüm minhum rüşten fedfe'u ileyhim emvâlehum. O nikah çağına geldiklerinde eğer onlardan bir erişkinlik ve yetişkinlik görürseniz mallarını onlara verin. Şimdi size soruyorum. Eğer nikah çağı en az 18'li bir yaş değilse, eğer nikah çağı iddia edildiği gibi ergenlik yani kızlarda 10-11'li yaşlarsa, bu çocuğa malı verilecekse, bunda rüşt dediğimiz neyin kar, neyin zarar, neyin getiri, neyin götürü, neyin kazanım, neyin kayıp olduğunu 11-12 yaşındaki çocuk nasıl anlayacak? Sonra onlarda herhangi bir erişkinlik, yetişkinlik görürseniz mallarını onlara verin diyerek onlara malları vermenin nikah çağının daha ötesine doğru da yansıtılabileceği mesajı devreye sokulabilir. Öyle olunca anlaşılıyor ki nikah çağı diye bir çağ var ve bu insanların aslında rüşt dediğimiz erişkinlik ve yetişkinlik dönemine gelmeleridir. Bir de eşüt diye bir kavramımız var. O daha ileri bir aşamadır. Bu dediğimiz asgari olarak en az yani 17-18'li yaşları kaldırır. Yani 14-15 yaşında filan bir çocuğun böyle rüşt dediğimiz bir olgunluk, bir erişkinlik, bir yetişkinlik ortaya koyması filan mümkün değildir. İşte o çağın yani erişkinlik ve yetişkinlik çağının nikah çağı olduğu, bunun da asgarisinden yöreye göre tabii 17-18'li yaşlar olduğu gün gibi aşikardır.